Güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Her şeyden önce programıyla yine karşınızdayız. Efendim hepinize iyi pazarlar diliyorum. Her şeyden önce başlıyor. Başlıyor. Saç ekimi uzmanı Gökhan Bölükbaşı bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim çok hoş sağ olsun. olun. Yine hoş çok bulduk. popüler konumuzdan saç ekiminden bahsedeceğiz. Evet. Ben hemen saç ekim süreci nasıl ilerliyor, iyileşme sürecini bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki postop süreç dediğimiz saç ekim operasyon sonrasındaki süreç hasta biraz kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Herkesin bedeni cerrahi travmatik şeylere, etkilere aynı etkiyi, tepki göstermeyebiliyor. Bizim bir skalamız vardır. Her kişiye aynısını söyleriz. Operasyon tarihi sonrasındaki 6. ay ile 8. ay aralığında... ...artık kişi saçlarıyla barışmaya başlar. Şok dökülme evresi dediğimiz bir evremiz vardır. Saçlar çıkar dökülür, çıkar dökülür. Hatta bazen rahatsız edici boyut olur. Asimetrik olarak, ne bileyim, sağ tarafı biraz daha sık... ...sol tarafı biraz daha seyrek gibi olur ama hemen bir ay sonra... ...tam tersi, sol tarafı sıklaşabilir, sağ tarafı seyrekleşebilir. Bu 3 ayda da bitebilir, iki ayda da bitebilir ama hiç yaşanmaya da bilir. Hmm. E, aya kadar da devam edebilir. 6-8. ay aralığında tekrar ediyorum e, saçlarla barışır ama sürecin tamamen rehabilite olması yaklaşık bir yıl, 12 ay. Biraz sabır gerektiren bir iş. Nazlı abi. ve kaprisli bir evet. işlem doğrudur. <laughs> yani saç ekimi yapıldıktan sonra... Evet. 6 ay ile 1 sene dediniz aşağı yukarı değil mi? Evet evet dediğim gibi 6 ay ile 8 ay aralığında artık tar tarıyordur kişi evet. saçlarını. Yani tam çıktığı ne zaman diyebiliriz? Evet 12. ay. 12. aydan sonra. 1 yılda 12. tamamen yıl. rehabilit olmuş diyebiliriz. Yani işlemin %100 neticelenmesi 12 ay. Ağırlıklı kadınlar ya da erkekler ne diyebiliriz? Aslında tabii Saç... ki de erkekler, erkekler. çok daha ağırlıklı ama sanılanın aksine ya da tahmin edilenin aksine çok fazla kadınımızda Saç ekimine başvurabiliyor. Erkek tip saç dökülmesi ya da ön hattın aşağıya çıkılması özellikle kadınlarımızda... Rahatsız edebiliyor. Kesinlikle. Neyse sonucu e, güzel olduktan sonra her şeye katlanılıyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Çok doğru. Çok doğru. E, peki benim bildiğim enseden alınıyor fakat göğüs ve kol kılları da denor olarak kullanılabiliyor mu? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef ki her sektörde olduğu gibi... ve Hainlik mi diyeyim, gereksizlik mi diyeyim bilmiyorum ama evet böyle bir halk arasında söylenti var. Ama göğüs kılı ve sırt kılı saç değildir. Hı hı. Farklı e, foliküldür. Hı hı. Ne bileyim sırt kıllarını tıraş eden bir erkek görmemişsinizdir veya göğüs kıllarını uzatan bir erkek de görmemişsinizdir. Onların uzama seviyesi de belli. E, farklı hikaye yani. Yani inceliği, kalınlığı da Aynen donör öyle. olarak kullanılmasına Tabii 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 donör olarak e, sakallar, bıyıklar ve saçlar eşdeğer foliküldür. Hı hı. Ee, sakaldan saça takviye yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir hmm. ya da tam tersi sakal hekimlerinde saçtan sakala ee, ama göğüs kılları ve şey... Kol kıllarını kullanmışsınız evet. Yani. evet. <laughs> Şeyi soracağım bu yönetmenlik e, e, değişti ee, yani e, bunun sektörde etkisi var mı acaba yeni bir tabii yönetmenlik? Tabii tabii yönetmenlik hey. e, hatta Sayın e, Bakanımız çok güzel bir tweet attı kılı kırk yararak çıkarttığımız bir yönetmelik dedi. Ya malumunuz Türkiye dünyada gezegenin üzerinde lokomotif şu an sağlık turizminde. Başkent olmuş durumda. E Bunun da birinci sırasında estetik saç ekimi geliyor. Saç ekiminin daha ciddi, daha kaliteli yapılabilmesi, en azından yetkili kişilerin yetkili alanda yapabilmesi için bakanlık çok güzel bir düzenleme yaptı postop sürecin fotoğraflanması, bir otomasyon sistemi, her hastanın kayıt altına alınması, süreci baştan sona bakanlık izlemek istedi. Olması gereken de en doğal hakkı. Olumlu ee, yönde çok etkileyecek çok yönde diye düşünüyorum ben de. Hı -hı. Peki saç ekiminde korkulu rüya nekroz nedir ve neden olur? Ha evet. Nekroz e, belki bir, birazcık web'te araştırma yapanlar görmüştür. Kafasının üzerine böyle yara yara oluşan hmm, insanlar oluyor. Bunun aslında birçok sebebi var işte non-steril ortamda yapılması yani az önceki soruda verdiğim cevaptaki gibi yetkili yetkisiz kişilerin yetkili olmayan bir alanda yapılabilmesi gibi bir enfeksiyon sonucunda oluşabilir. Doğru anamnez alınmamıştır. Yani kişinin bilgisi hmm. operasyon öncesinde doğru alınmamıştır. Gerekli konsültasyonlar tamamlanmamıştır. Fazla ve yanlış ilaç kullanımı sebep olabilir. Cilt altı hmm. anestezi uygularken, lokal anestezi uygularken bir sürü faktör var ama birazcık %60 olarak bizim meslektaşlarımızın ee, çok ondan sonra... doğru araştırarak evet. doğru yerlerde aslında bir saç ekimi değil, geçmeden e, bunun da bir operasyon olduğunu e, öncesinin ve sonrasının aslında her operasyonda olduğu gibi çok önemli olduğunu bilmesi Harika lazım Harika söylediniz. Ee, bu bir kuaförlük hizmeti değil. Değil bu evet. Bu konuda anlaşalım. Biraz bazen ona e, kaçıyor ama. Ay, hatta şey mesela operasyon 7-8 saat sürecek falan dediğimizde ciddi mi ya falan. Hani değil bu yarım saatte geldin yaptık Tabii. bir işlemi değil. Mikro cerrahi tamamen graft nakli. Yani evet. dokunaklı. Şimdi ağrıdan bahsetmek istiyorum yani ağrı evet. bu konuda çünkü birçok erkek tanıyorum çevremde de e, saçını Ektirmek istiyor ama ağrı konusunda korkusundan dolayı geri geri çekiliyor yani bu ben ağrıdan. Ben inanılırım ama o neden yapmayayım <laughs> bana da? Evet yani <laughs> evet. E, elbette anestezi yapılıyor en elbette hani ağrıyı minimum seviyede tutuyor ama e, esnada yap, e, çekilen ağrı veya saç ekimi sonrası ağrılardan bahsedebilir misiniz biraz daha? Evet postopta ağrı olduğunu yani ağrı şikayetiyle gelen hastanın olduğunu ben duymadım bilmiyorum hı hı. Ee, ama lokal anestezinin uygulanan uygulandığı sırada ki ağrı işi de çok değişkendir Hani ağrı dediğimiz şeyi örneklemek gerekirse nasıl kimisinde kapıyı tıklayarak gelir Kimisinde o kapıyı kırarak gelir. Yani ağrı iş aslında kullandığımız ilaçların hepsi stabil. Aynı ilaç. Size de aynı ilacı kullanıyoruz Hı. operasyon Hı. sırasında. Size de aynı ilacı kullanıyoruz. İşte mental olarak bu bir arkadaşı şey ektirdi. Çok ağrı duydum ben dediğinde o tamam artık o hasta ağrı duyacak. Yani, ne yaparsanız <laughs> yapın ağrı duyacak. Ona inanmış bir şekilde. Ama e, birkaç dakikalık lokal anestezi aşaması ki ben anestezi kökenliyim. Yani ağrıyı çok iyi biliyorum. Ağrısızlığın ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. Bir de e, çok klişe bir şey vardır. Dokunma hissiyle ağrı hissinin birbirinden e, ayırt edilememesi e, ilk aşamada. Yoksa bir, birkaç dakika sonra aynen böyle sohbet ederek operasyon devam, devam ediyor. ediyor. Peki bir kişi saç ekimi için size geldiğinde önce nelere dikkat ediyorsunuz? O hastanın hangi kriterlere uyması gerekiyor? Her evet. isteyen gelip saç ekimi yaptırabilir mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer tıbbi bir engeli yok ise, yanlış bir hastalığı, ne bileyim hormonal... E, yani tıbbi olarak bir engeli yoksa, ikinci kriterimiz donor alanının yeterliliği. Hani o konuşmuştuk ya sırt kılları, hı hı. göğüs kılları. Hı hı. E, donor alanı kulak üstü ve ense bölgesinden e, çizilen hilal şeklindeki alandır. Eğer donor alanı yeterliyse, tekrar ediyorum tıbbi olarak da hiçbir engeli yoksa herkes saç ekimine başvurabilir ve herkesin saç ekimi de yapılabilir de donör alanı yetersizse ne yapacak? Aa, şey... evet güzel soru. Ne olacak? <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kardeşinden alabilir mi ya da e, hmm. yani evet aslında Do farklı bir donörden evet. takviye yapılabilir mi? Evet. ben mümkün. Evet. Sonuçta bir doku nakli. Ee, ama ben bunu her zaman söylerim. Dünyada buna okey verecek bir etik kurul olduğunu düşünmüyorum. Estetik amaçlı doku nakli e, yapılmasının. Çünkü bir böbrek nakli de doku nakli, evet. karaciğer nakli de Bu dokunaklı. keyfi bir şey, değil mi? Çok keyfi hmm. bir şey. Hani çok çok keyfi bir şey. Sonuçta bunun da bir komplikasyonları olabilir, oluşabilir. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi ben açıkçası bir etik kurulda olsam ben yani, de böyle bir şey okey demem. Keyfi dediniz de yani bence güzellik keyfi değil ya. Yani güzellik evet, çok aslında zorluşi, yani, Psikolojik olarak yani, çok rahatsız edici bir yani. ama bu muhakkak da, yaptırmak da, lazım. E, Cerrahi operasyon dışarısında ne bileyim protez saçlar e, gibi hmm. seçenekler var. Başka <laughs> çarelerimiz var. Peki e, işlemden sonra hasta o gün hastanede kalmak durumunda mı yoksa hemen evine gidebiliyor mu? Bu biraz inop süreçte yani hmm. operasyon sırasında e, açıkçası bizim karar verdiğimiz şey neden hmm. kanama patlaşması işte Doğru. tansiyonları vitalleri e, tıbbi durumu stabilizasyonu iyiyse... Hasta yürüyerek geldiği gibi yürüyerek taburcu olabilir. Ama e, önleyici olarak, profilaktik olarak yatırdığımız hastalarımızda oluyor mu? Elbette oluyor. Yani bir akşam misafir edelim sizi. Tansiyon Kontrol etmekte fayda var. Yanlış hastalıklar olan hastalarımız oluyor. Yani kalp sorunu olan hmm. hastalarımız oluyor. E, şeker hastası olan hastalarımız oluyor. Onların takip için bir akşam yatırmayı hmm. önerebiliyoruz bazen. Zaman zaman ama düşük. Mesela yurt dışından geldi, vakti yok. Bir günde siz onu gereken işlemleri uyguladınız. Ertesi gün yolcu ettiniz. Kişi kendi nasıl bakımını yapacak? Evet Yani zaten... profesyonel destek mi lazım yoksa kendisi amatör olarak bu devamlılığını sağlayabilir Söyle, mi? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de elimizin altında olması. Yani operasyon sonrasındaki ilk iki gün, üç gün zaten biz yurt dışı hastalarımıza da hep bunu tavsiye ediyoruz. Zaman diliminizi o şekilde ayarlayın lütfen ki en azından pansumanınızı İlk yıkamanızı, hangi ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini, neler yapmamanız gerektiğini uygulamalı bir şekilde bizim anlatmamıza müsaade edin diyoruz. Buna da uymayan yok açıkçası ama çok radikal bir şey oldu diyelim. Hasta ertesi gün gitmek zorunda kaldı. Plan öyle değildi, 3 gün buradaydı ama gitmek zorunda kaldı. Onla ee, onunla da teknolojiyi kullanıyoruz. FaceTime yani görüntülü aramalarla. Böyle yıkayacaksınız, şunu şöyle kullanacaksınız diye destek veriyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne Güzel ki, sohbetiniz için. Ben de çok keyif aldım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nihat Dik'le yaptığımız röportajla programımız devam ediyor. Fransız askısı bir çeşit iple yüz askılama tekniğidir. Bu gerek kaşlarınız olsun, gerek yüzünüz olsun, gerekse gıdınız olsun. Eğer ki yanaklarınız hafif hafif sarkmaya başladıysa ya da gıdığınızdan aynada baktığınızda rahatsız olmaya başladıysanız ya da kaşlarınız düşükse. Bazı hekimler yurt dışında ve yurt içinde Fransız askıyla Vücut askılamada yapıyorlar ama e, ben pek tavsiye etmiyorum çünkü o kadar büyük bir kitleyi e, 30 santimlik kırçıllı Fransız askısı ipleriyle e, sabitlemek çok da mümkün gözükmüyor. E, halbuki e, özellikle orta yüz germe e, ameliyatına alternatif olarak endoskopik olarak yapılıyor hani biliyorsunuz böyle saçınızın içerisinden bir kesi yapılıyor endoskopla giriliyor e, kaşlar ve e, zigoma serbestleştirildikten sonra cat eyes. Ee, ya da e, işte e, tilki gözü dediğimiz e, Fox Eyes e, uygulamalarını Fransız askı ipleriyle gayet rahat ameliyatsız olarak yapabilirsiniz. E, Fransız askı uygulaması endoskopik orta yüz germe ameliyatına kıyaslarsak çünkü e, ameliyatlı ve ameliyatsız olarak e, endoskopik orta yüz germe ameliyatıyla kıyaslamak gerekiyor Fransız askıyı. E, Bir örümcek ağı estetiği ya da bir işte e, fokuslu ultrason e, ya da buna benzer hafif e, cildi gerginleştirme ve toparlama operasyonlarından çok çok daha etkili bir yöntem Fransız askısı. Onun için e, endoskopik orta yüz germeyle kıyaslarsak Fransız askı yaklaşık 15-20 dakika süren bir e, operasyon. Halbuki e, ameliyat 2-3 saat süren bir operasyon. Ameliyatta e, genel anestezi kullanıyorsunuz. Fransız askıda ise lokal anestezi yeterli. Ya da işte ağrı eşiğiniz düşükse sedasyonla dahi çok kolay yapılabilir. E, ameliyatta bir sürü kesiğiniz ve dikişiniz oluyor ya da endoskopik orta yüz germe yapıyorsanız bu bölgedeki saçlarınız strese bağlı dökülüyor. Halbuki Franz Laskı'da böyle bir sıkıntı da yok. Yani anlayacağınız e, ufak tefek küçük e, enfeksiyon e, şikayetleri olabilir hastanın e, sonrasında iki gün duş almaması gerekiyor. Kurallara uymadığı ya da antibiyotiğini arkistisini kullanmadığı takdirde en fazla olsa olsa küçük enfeksiyon şikayetleri olur. Bunda da ipi fransız askı ipini çıkartarak ve antibiyotik vererek bu komplikasyonu da önlüyoruz. Ama operasyon sonrasında e ee, 1-2 gün ya da 3 gün hafif bir e, şakaklarınızda gerilme hissedebilirsiniz. İpleri koyduğumuz bölge. Bunlar da birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçecektir. Fransız askı uygulaması sonrasında yapılması gereken bir size verilen antibiyotiğinizi ve antiseptiksinizi kullanmanız 1 ya da 2 yastığın üzerine biraz daha dikleştirmeniz gerekiyor yatağınıza. Yani 2-3 yastık kullanmanız gerekecek. 2 gün duş, su değirmemek gerekiyor Fransız askı iplerini koyduğumuz yere. Daha sonrasında da çok da fazla bir şey aslında uğraşmak gerekmiyor. 2 üç gün dikkat edin yeterli. Fransız askı uygulaması kişiden kişiye değişmekle beraber Ortalama 5 yıl civarında etkisi devam etmekte. Bu da şu anlama geliyor, yüz germe ameliyatını bir kere yaptırabilirsiniz ama Fransız askısını sınırsız sayıda yaptırabilirsiniz. Yani her 5 yılda bir sarkan yerlerinizi Fransız askı ipleriyle toplatabilirsiniz. Şimdi Fransız askıda 3 bölge için ben tavsiye ediyorum Fransız askısını bir tanesi fox eyes dediğimiz ya da cat eyes dediğimiz kaş kaldırma ve hafif zigoma dediğimiz yanağı yukarıya doğru gerdirme. Eğer kaş düşüklüğünüz varsa mutlaka Franzask'ı askı tavsiye ediyorum. Çünkü alternatif olan ameliyata göre çok daha az komplikasyonu, yani yan etkileri çok daha az, başarısı çok çok iyi, uygulanabilme süresi 10-15 dakika, etkisi de 3-5 yıl kadar. Ee, ama göz haricinde de özellikle yanak sarkması bulldog dediğim tabir ettiğim bölgedeki e, o yağlarınızı ya da sarkmış deri parçalarını toplamak için yine e, iki ya da çift fransız askı yaptırmanız yeterli e, yeni geliştirdiğimiz vektörel teknik kullanılarak hem ömrü e, fransız askının e, çok çok uzadı. Yani 5 yıldan daha fazla bir e, ömür biçmeye başladık. Diyeceksiniz ki şimdi yani fransız askı e, yapan bir sürü hekim var. Herkes 1-2 yıl derken e, doktor Nihat 5 yıl diyor. Neden? E, efendim sebebi de şu. E, vektörel teknik diye yeni geliştirdiğimiz bir e, teknik var. E, ve bu teknikle yapıldığı zaman bütün yüzün hepsini blok olarak yukarıya askılayabiliyorsunuz. Ee, malzeme aynı ama Fransız askının hem tekniği e, farklı hem de uygulaması farklı Onun için 5 e, yıl gibi bir süre e, söyleyeceğim. Efendim hiçbir uygulama yaşlanmayı durdurmaz yalnızca sizin daha genç görünmenizi sağlar. Düşünün ki 60 yaşındasınız Fransız askı yaptırdınız işte beraberinde kolajen desteği oldu ya da işte cildinizi daha genç güzel göstermek için eksozom tedavisi de yaptık. Ha eksozom ne diyeceksiniz onu sonraki programlarımızda bol bol anlatacağım. Yeni nesil akıllı kök hücre diyebiliriz ama hücre de değil kök hücre ekstraktı diyelim anlaşalım. Fransız askısını diğer askılama yöntemleri ya da ameliyatlardan ayıran şey bir çok kısa sürede uygulanabiliyor olması. Doğru hasta seçimi yapıldığında etkisi %100'e varan bir başarısı var. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede uygulanıyor. Kesi yok, ameliyat yok, narkoz yok lokal anesteziyle hemen 15 dakikada uygulayabildiğiniz, muayenehanede dahi yapılabilen e, basit bir e, tekniği var. Ama e, bu vektörel teknik kullanıldığında e, kesinlikle e, yüz germe ameliyatından ya da endoskopik orta yüz germe e, ameliyatına göre e, danışanlarımın, hastalarımın e, belki de %90'dan fazlası e, kesinlikle askı diyorlar. E, yani e, hasta geri bildirimleri tabii ki çok çok önemli. Evet bugün de size kısaca Fransız askıdan bahsettim değerli izleyiciler. Umarım aklınızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. Deniz Hocam bugün seninle incelmek mi güçlenmek mi diyeceğiz? Çünkü incelmek dediğimizde böyle sadece zayıf bir görüntüyü de düşünüyoruz. Aslında güçlü olmak hem zihinen hem bedenen çok önemli. Bu konuda sen neler söylemek istersin? Şimdi... E 20 seneden beri bu alanda kitaplar da yazdım, hı hı. araştırmalarım da var. Birçok e, deneyimlerim oldu. Birçok uzman hekim, psikolog, diyetisyenlerle birlikte çalışıyorum. Neyi gördüm derseniz, zayıf e, alanıma giren konu da kelimeler. Örneğin zayıflamak kelimesi çok olumsuz bir kelime. İnsanların çoğunlukla zayıflamak istiyorlar ve büzün üzerindeki kilolu olanlar 90'ı görsem yani üçlü rakamdan kurtulup ikili rakamı görsem. Tartmak, tartılmak, haftada bir tartılmak, günlük tartılmak. İşte zayıflama kavramları direnç uyguladığını fark ettim. Çünkü zayıflamak dediğimizde olumsuz bir inanç veya olumsuz bir mesajı beynimizde aktif etmiş oluyoruz. Zayıf karne örneğin, zayıf insan örneğin, zayıf karakterli insan ya da zayıfladım Hasta oldum, ha, evet. zayıflayınca çöktüm, zayıflayınca zayıf düştü. Zayıf düştü. Ya, Mesela bu zayıf kelimesi öyle bir e, bilinç altında birçok kişi de olumsuz olduğu için direnç gösteriyor bilinç altı. Zayıflamak istemiyor yani. Çünkü güçlü olmak istiyor. Güçlü olmaya da hani kilo almak, kaslanmak, hmm. yağlanmak kavramları veya kilogram ağırlık kavramlarını olumlu olarak algılıyor. Dolayısıyla burada dirence rastladığım için, ben e, e, gerek, yani genel anlamda her yayınlarımda, makalelerimde, kitaplarımda zayıflamadan ziyade incelmek ve güçlenmeyi doğru olduğuna inanıyorum. Ve bununla ilgili de yani incelmek ve güçlenmeyle ilgili zihin antrenmanlarını öneriyorum. Çünkü zayıflamaya çalıştığınız anda kilograma yöneliyorsunuz. Yani kilogram bugüne kadar beni insanlar hiç kimse bana kaç kilo olduğumu sormadı. Ama görüntümle beni karşıladılar, görüntümle benim hakkımda bir algı oluşturdular. Yani görüntü önemli burada. Aslında siz onu insanlara veriyorsunuz, çevreye verdiğimiz e, o enerji de çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Şimdi e, ekranda da e, şeyi de e, gösterebilirim. Grafik Hı. hazırlamıştık. Bakın kilogram ve mezura olayı. Mezura Hı. dediğiniz olay bir e, tür e, görüntü, yani Hı. bel ölçüsü. Burada e, baktığınız zaman ikisi bir 62 kilo. Diğeri 56 kilo yani kilogramla yani diyetle veya zayıflamakla kilo verme durumunda kilograma odaklanan yani 56 kiloya odaklanan diyelim kişi e, balon gibi sönüyor. Evet. Ama görüntüye odaklanansa kasları güçleniyor ve e, görüntüyü zihninde oturtturduğu görüntüyü e, var etme durumunu ortaya koyuyor. Dikkat ederseniz 2 kilo kas e, yağ e, oranıyla 2 kilo kas oranı ...çok e, ciddi anlamda Tartı bir fark. da aynı fakat görüntüde çok farklı. Tabii şimdi beden ölçüsüyle zayıflamak daha doğru burada. <laughs> kilo vermek diyelim beden ölçüsüyle. Çünkü beden ölçüsüne odaklandığınızda... ...diyelim ki 36 beden olmak istiyorsunuz... ...38 beden olmak istiyorsunuz... ...bu sefer yağa odaklanmıyorsunuz. <laughs> şimdi kilograma odaklanınca... ...diyet yaptığınızda özellikle... ...hem kastan hem de yağdan kaybediyorsunuz... ...ama balon gibi sönmeye başlıyorsunuz. Çünkü amacınız burada kilogram. Belki tartıda çıktığınız zaman... ...15 kilo vermiş olabilirsiniz... Görüntüde iki beden vermiş olabilirsiniz ama iki beden verdiniz ama kasınız güçlendi. Burada kas gücü önemli. O yüzden de bence insanlar tartıda mesela 57 kiloyu görüyor fakat görüntüsünden memnun değil. Memnun hani değil. diyor ben bu kadar kiloyu verdim, bu kadar emek sarf ettim ama istediğim görüntüde değilim. Kesinlikle. Yani bu kişinin beklediği görüntüyle kilogram uyuşmuyor. Hı hı. Ve bu da kişilerde motivasyon bozukluğu, erken pes etme hı hı. ya da sık sık tartılma ve böylelikle kilogram takıntısı. Bakın hı hı. kilogram takıntısı. Ya benim her sabah tartılan tanıdıklarım var. Yani. yani her sabah tartılmak doğru değil, değil mi hocam? Bence hiç tartılmak gerek yok. Çünkü Aa. sonuçta etimizi, yağımızı bir yere satmayacağız. Dolayısıyla <laughs> evet yani tartılmanın bir anlamını Anladım. ben hiçbir şekilde algılayamıyorum. Yani görüntü önemli. Ee, beden ölçüsü önemli. Ya da giydiğimiz Kıyafetle kontrol etme duruşu, durumunuz önemli. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ee, efendime söyleyeyim sizin elastik hareketiniz önemli. Hmm. Kas gücünüz önemli. Kas gücü derken illa böyle kaslar olması gerekmiyor bayanlar için özellikle. Hmm. Ama güçlü olmanız lazım. Yani güçlü olabilmeniz için kasın e, güçlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla bunların hepsi kilogram değil. E, bunların hepsi beden görüntüsüyle. Bakın ekranda e, çok basitçe ben size kalkayım anlatayım isterseniz. Bakalım. Mesela ekranda bir zayıflama Hı -hı. kavramı koydum. Bir de incelme, güçlenme olarak Hı -hı. koydum. Burada tartı, kilogram ağırlıklı. Kasların kaybı oluşuyor burada. Hı -hı. Asimetrik bir e, kavram geliyor. E, eğer zayıflamayı e, siz kilogram ve tartıyla yaparsanız itici bir beden ortaya çıkıyor. Çünkü Hı -hı. çöküyor doğal olarak. E, çünkü kilograma endekslisiniz. Kilogram Hı -hı. odaklı kilo veriyorsunuz. Sarkık, selülüt veya beden ortaya çıkmış oluyor. Metabolizma zaten çöküyor. Çünkü tartı endeksli Zayıflama pro prosesi geliştiriyorsunuz çünkü hareketi arttırmıyorsunuz hı -hı, öyle söyleyeyim hı -hı. Ee, sınırlı giyinme özgüven eksikliği veya zihinsel sorunlar başlıyor eğer tartı tartıyla zayıflamaya geçtiğinizde ama incelme ve güçlenmeye odaklanırsanız hı -hı. zihinsel anlamında özellikle mezuro kullanıyorsunuz görüntü aynada kendinize bakıyorsunuz görüntü mantığında hı -hı. bu şekilde kaslarınızın da erimesi ortadan kalkıyor çünkü görüntü odaklısınız ve Hareket ettiğinizde, hareketle zayıfladığınızda kaslarınızı da güçlendirmiş hı hı. oluyorsunuz. Belki yağ oranınız daha yavaş azalıyor ama kas gücü artıyor. Bu da beden görüntüsünde diyelim ki 3 beden e, verdiniz. Normalde tartıda 15 kilo çıkması gerekirken tartıda 10 da çıkabilir. Tabii. Neden? Çünkü kas gelişti, yağ azaldı. Hı hı. Öbür türlü diyet yaptınız, kilogramı onda endekslediniz, 15 verdiniz kiloyu ama bunun 5'i kas, onu yağ. Yani... Evet sonuçta daha zayıf görünüyorsunuz ağırlıkta ama görüntüde çökmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla yani incelme ve güçlenmeye odaklanmak, zayıflamaya odaklanmaktan çok 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 daha doğru. Daha doğru. Bunun altını çizmek istiyorum. Ee, peki beslenme ve hareketin incelme ve güçlenmedeki yeri nedir? Şimdi e, özellikle e, bir kart e, grafiğim daha var. Oradan da da gösterebilirim, Hı. daha iyi anlatabilirim. Şimdi beslenme e, ile zayıflamak ile... E, hareketle zayıflamak çok e, farklı konular. Ekranda baktığınız zaman, diyelim ki 130 kilo hı hı. ve diğeri 130 kilo tekrar 230 ya, kilo. koydum. inanılmaz koyduk. değil mi baktığımızda şuradaki fark? Yani bu ikisinin bilmeyen biri ikisinin aynı kiloda olduğunu asla tahmin edemez. Tahmin edemez. Şimdi ona o, o ayrıntıya da gireceğim ama e, ikisi 130 kilo diyelim ve birincisi beslenmeyi hı hı. zayıflamaya çalışıyor ama hareket etmiyor. Hı hı. Diğeri ise Beslenme ve hareket ediyor. ikisini birlikte Kesinlikle yapıyor. Beslenmeyi yani spor de abartmıyor. Yapıyor. Hareket edebilmesi evet, için yeterli besin alması ama gerekiyor. Ama vücutu kaslı oluyor. <laughs> Diğerinde hem beslenme yok hem hareket yok. Bu çöküyor. Yani <laughs> diyet var ve hareketsizlik de var. Bu sefer vücut balon gibi sönüyor. <laughs> Burada anlatmak istediğim o. Yani hareketsiz kilo vermek veya hareketi dikkate almamak veya hareketi önemsememek vücuttaki kas kitlesini de eritiyor. Tabii. O yüzden vücuttaki ya veya simetrik durumu veya güzelliği veya metabolizma gücünün artması veya vücut eee vücuttaki nefes kondisyon kardiyo bunların güçlenmesi için hareket şart. Yani yemek yiyerek sadece hareket etmezseniz yağlanma meydana geliyor. Yani Ve hocam şuna katılıyor musunuz bilmiyorum. Gençken bazı şeyleri vücut tolere ediyor. Yani gençken sadece böyle bahsettiğimiz gibi spor yapmadan, fazla hareket etmeden, bir iki beslenmesine dikkat eden zaten çok da fazla yakıyorlar. bu işi götürebiliyor. Fakat belli bir yaştan sonra özellikle kadınlarda menopoz olsun, bu kemik erimesinin başlaması olsun buralarda tabii ki bu kasın korunması çok daha önemli değil mi? Kesinlikle. Yani kilo bazında bakarsak dörde, e, dört gruba ayırmamız lazım. Çocuklar, gençler, yetişkin insanlar ve ileri yaş ve yaşlılar diyebiliriz. Her birinin düşünce biçimleri farklı. Beklentileri yaşamla alakalı farklı. Dolayısıyla çocuk ve genç gruplarda henüz daha beyinlerindeki bilgi miktarı düşük olması ve hayata merak duymaları onları hareketli yaşama sokuyorlar. Evet. Ve böylelikle bunlar ne yese yesin, Hareketli oldukları için yakıyorlar, eritiyorlar ve kaslarını güçlendirebiliyorlar. Fakat yetişkin bir duruma geldiğinizde burada başka kavramlar ortaya çıkıyor. Yani evlilikler başlıyor, hamilelikler, anne olma, menopoza evet. girme, efendim mesela mesleki kariyerler vesaire vesaire. Bunların ürettiği düşüncelerin sonucunda kişinin davranış biçimi değişmeye başlıyor. Hı. Davranış biçimi değişince hareket daha minimuma inip yeme miktarı artıyor otomatik. Bakın bir öncekinde yani gençlerde ve çocuklarda şimdi çocuklar için baktığımızda bir alınan gıda neye, neye yarar derseniz gelişmesine, büyümesine, günlük eylemlerine, bedenin varlığına. Hı hı. Ama yetişkinde gelişme olmadığı için varlığına yani bedenin varlığı için bazal metabolizma diyoruz biz buna. Hayatı idame ettirmek. Bedenin için varlığı, mesela. evet, kesinlikle. Bir de günlük eylemler. Eylemlere baktığınız zaman gençte ve çocukta eylem çok fazla. Yetişkinde eylemler yavaş yavaş oturuyor. Nereden kaynaklanıyor? Düşünceden kaynaklanıyor. Yani mesleğim böyle, kariyerim böyle, işim böyle. İşte ben şunu yaptım, evlendim. İşte birçok düşünce tarzı değişiyor. Yaşlanınca yine düşünce tarzı değişiyor. Emekli oldum. Benden i̇şte geçti. Benden artık. geçti artık vesaire gibi doğru olduğuna inanılan yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgiler bunlar. Evet. Ki ben mesela Avrupa'da, Amerika'da gezdiğimde görebiliyorum ormanda 90 yaşında koşan insanları. Evet. Bu bir düşünceyle yani alakalı öyle. bir şey. Türkiye'mizde maalesef emeklilikten sonra eve kapanma, torun sevme gibi düşünce biçimleri ağırlık bastığı için hareketin miktarını düşürüyoruz. Yani sorduğunuz soruya gelirsem genç ve e, e, çocuklarda hareket miktarı yüksek olduğu için yediğini yakabiliyor. Hı hı. İlerli yaşlarda mesleki, kimlik, kişilik, karakter vesaire vesaire durumlar, biyolojik Etkenlerde diyebiliriz. Ve şu anda geldiğimiz yüzyılda belki de her şey bilgisayar başında, her şey biraz daha oturarak e, aman iki adım gitmeyelim, arabaya binelim ya da yürümeyelim, vesayete binelim. Bu fikirlere Bu, böyle bakarsak Demet Hanım çok haklısınız. Ama bunu değiştirebiliriz. Tabii Örneğin, ki. Örneğin yani eskiden ne yapıyorduk? Ormana gidiyorduk. Bir hayvan e, avcılığı yiyorduk. Evet. Onu yakalayabilmek için, onu pişirmek, yemek için o kadar kalori harcıyorduk, enerji harcıyorduk. Şimdi buna gerek kalmadı. Tık 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 telefon Heh. evimizde. Evet. Harika doğru, bir şey. Doğru. Bana zaman kazandırıyor. Doğru. Yani biz düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor aslında. Yani bugünkü modern çağın bize sunduğu güzel şeyleri hayatımızın içerisinde zaman kazanma, sağlığımıza daha büyük zaman ayırabiliriz şu an. Yani ben avcılığa gitmek yerine yürüyüş yapabilirim sizinle sohbet edebilirim, doğru, çok sosyalleşebilirim. Doğru. Efendime söyleyeyim kendime spor aktivite, hobi, efendim oyun, fiziksel oyunlar renklendirebilirim. Yani yaşamın zengin zengini yaşayabilirim. O yüzden elektronik ev aletleri ya da bilgisayarlar bizim hayatımızı taciz etmiyorlar, bizi hayatımız veya zamanımızı çalmıyorlar. Onlar çok birer doğru. hırsız değil. Onlar bize avantaj ve fırsat sağlıyor. Biz bu avantajı fikir olarak değiştirebiliriz. Fikir olarak değiştirdiğimiz zaman biz daha çok kendimizi değer katabilecek e, yatırımlara dönüştürebiliriz. Kişisel anlamda yani. E, bu bizim elimizde yapabiliriz. sonuçta. Kesinlikle. Onun başında iş dışında da çok fazla vakit geçiriliyor. Onun yerine çıkıp bir hava almak, bir yürümek, bir hareket etmek. Kesinlikle yani e, iş hayatında da bu. Yani patronum, şefim, müdürüm ben otururum o getirir. Fikrini de değiştirebiliriz. Patron olabilirsiniz, kendiniz de getirebilirsiniz. Yani. Doğru. Bu e, her alanda değiştirebilirsiniz bunu. Her kimlikte de işte, abi'yim, babayım, dedeyim onlar yapsın bana ben Çok oturayım. Doğru. Bunu da değiştirebilirsiniz. Abi de olun, dede de olun ama hareketli de olun. Neden olmasın? Çok doğru. Hocam o kadar güzel anlatıyorsun, Aynen. o kadar e, daha çok şeyler sormak istiyorum ama Allah'tan daha sonraki bölümlerimizde konuşacağız O zaman ben bu hafta bunları. çok çalışayım. Tamam. Şu haftaya cumartesi harika şeyler getireyim. Tamam. Ee, her şeyden öncenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte biz CNN Türk ekranlarında olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Efendim iyi pazarlar diliyorum. E, haftaya görüşmek ümidiyle.